nar hicran ciğeri. Yakta kebap. Bir tane mahir ustanın yanında işte bu kadar okuyabiliyoruz. Estağfurullah. Evet. Ya ne kadar güzel oldu sizi bulmak, sizinle birlikte böyle. Sayın Genel Müdürüm, sizi böyle genel müdürlükten alıp buralara getirmek de bir iş yani. Hem iş. Zaman evet. Bakımından lütfettiniz, geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz size. Tabii sanatın genel müdürlüğü olunca iş değişiyor. Eyvallah. Onun için işin aslında mutfağı burası. Hepimizin
daima birlikte olacağı. Eyvallah. Onun için. Ama sizler gibi böyle tabii işinin ehli insanların da bu işin suyun gözesinde olması bizi mutlu etmekte. Eyvallah, eyvallah. Allah bu tabii ki Türk müziği için çok önemli bir durum. Yarınlarımız için çok önemli bir durum. Eksik olmayın. İnşallah çok daha güzel muvaffakiyetlerle katkıda bulunursunuz inşallah. Sevgili Bekir kardeşim. Suyun gözesi deyince hemen memleket geldi aklıma. Suyun gözesi demek tam Türkçedir. Belki yani, bilmeyenler vardır. Öyledir. Anlasın. Ağzına sağlık. Vallahi benim için de çok büyük mutluluk oldu. Evet, Akçi'yi beraber okumayı çok özlediyordum. Eyvallah. Çok güzel. Çok teşekkür güzel okudun. Ederim. Ağzına sağlık. Hüseyin'i gazel çok daha güzel okudun. Eyvallah. Efendime söyleyeyim. Gazel okuma geleneğini sağ olsun Bekir kardeşim çok güzel başlattı. Efendim unutulmuş. Çok fazla böyle irdelenmeyen bir yapıydı. Çok da güzel yakışıyor sesine. Teşekkür Allah ederim. Ömrünü uzun etsin inşallah. Çok güzel. Bu gazel okuma geleneği biz zaten programımızın konseptinde de zaten böyle işi karma tutarak evet. Hem gazel hem hoyrat hem şarkı hem türküyle birlikte Türk müziğinin bir ne kadar yakınlık arz ettiğini birbirinden hiç farkının olmadığını da ifade etmek için zaten gayret sarf ediyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Aşinayız. Buradayız. Evet, aşinayız. Programın içinde siz beğenirse daha da güzel olacak tabii. Sağ olun. Beğenmemek samimiyetin olduğu yerde araç ederek müziği kullanmanın olduğu yerde beğenilmemek diye bir şey yok zannediyorum. Eyvallah. Kendi kendini beğenmek değil tabii. Eyvallah. Yani arz tamam. Edip evet. Sunulmaz. Var olun. Var olun. Devam edelim arkadaşlar. Thank you.
melali hicre düştüm. Figan eyler gönüller her an elinden. Figan Bekir Hoca'yı rahmetle anıyoruz. Evet, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Amin. Ağzına sağlık. Neler çektin, neler Canan elinden. Bekir Hoca'nın da çok önemli okumuş olduğu eserlerden bir tanesiydi. Bizim Seren Camii'miz böyle irdeledikçe, eşeledikçe çok güzel şeylerin barındığı, çok güzel şeylerin var olduğunu, zatenizin biraz önce o peşrevle yapmış olduğunuz ve taksiminizle birlikte süslemiş olduğunuz o eser tam muhteşem bir şeydi. Muhteşem bir şey. Ama icra çok önemli. Allah ömürler versin kardeşimize. Cümlemize. Evet. Ki sizin gibi büyük icrakarların varlığı bizim dünyamız için büyük kuvvet, büyük bir nimet. Bekir kardeşim, sen ne diyorsun? İki böyle güzel ustanın arasında ne diyebilirim ki? Estağfurullah. Ne diyebilirim ki? Usta sensin. Aşk olmayınca meşk olmaz demiş. Eyvallah, yani, eyvallah, eyvallah. Aşkı hissetmek lazım herhalde. Zaten bu işin deruni zevkinde yatan da bu zaten. Aşk olmazsa hiçbir zaman bir şey yapamayız. Olmaz. Aslında ustalık aşkla oluyor. Tabii, aslında tabii. Aşkın sonraki yansımaları tabii. Ustalık değil mi hocam? Tabii. Bizim büyüklerimiz derlerdi ki hocalıktan daha ziyadedir. Ne o? Ustalık derlerdi. Tabii. Ustalık daha ziyade. Çünkü ustalıkta hala öğrenme şeyi vardır. Meyli, muhabbeti vardır. Yani. Evet. Biraz daha üstüne koymak gibi böyle bir dert vardır. Ama hoca oldu mu sanki her şey bitmiş zannediyoruz. Biraz daha dar kalıba sıkıştırıyoruz sanki. Öğretici olduğumuz evet, zaman evet. Hani sanki insan hani o konumu devamlı bir
didaktik gözle, öğretici gözle karşıya vermek ama ustalıkta dediğiniz gibi. Usta devamlı hem öğrenen konumunda. Evet. Hem öğrenen hem de öğreten konumunda. Yani şey gibi oluyor aslında bu usta-çırak ilişkisi. Evet. İşte usta hiçbir şey yapmasa da onu taklit eden bir şekilde ondan bir şey öğreniyor değil mi hocam? Geleneğimizde zaten bu var olan bir şey. Ustalık-çıraklık meselesi. Derler ya bir de hani usta boynuz kulağa geçti diye bir tabir vardır. Oysa muhtevası benzemez birbirine. Yok. Biri kulaktır, işitir. Boynuz öbürü de yani hiç alakası yok. Her uzvun görevi, fonksiyonu kendine has. Evet. Yani bir tanesi diğerini tamamlıyor. Evet. Öbürünün yaptığı işi ben yapabilsem o zaman vücudun diğer organlarına ihtiyaç kalmayacak. Anlamına geliyor. Onun için öyle o. Anlamlı bir laf. Ama tabii ki sizin konumunuz itibariyle söylüyorum bunu. Özellikle de rica ediyoruz, istirham ediyoruz ki bu bizim Türk müziğimizin bu güzel eserlerinin daha böyle güncel insanların duyabilecekleri, anlayabilecekleri böyle platformlara taşınsın. E işte güzellik burada. Hani bu güzel programlar, bu güzel böyle yayınlar yapıldıkça onlar da 7'den 70'e hepsi sizlerin duyacak. Sayesinde ama böyle bir araya gelebiliyoruz. Böyle güzel, mütevazi bir genel müdürümüz var. Hem Allah sanatkar, Allah razı olsun. Hem de paylaşan. Ama sanatkarlığı çok ziyade. Sanatın, tabii sanat başka hakikaten. Evet. O bir aşk demin o dediğimiz ziyade. Gibi. Ama sanatın da ilgili birimi herhalde böyle olmalı ki yaşamalı ve yaşatmalı. Evet, öyle. Hadi yaşatalım. Hadi yaşatalım. Evet. Oh,
yetmez. Kaşane seydir sırmış, onların olsun. Bir köne kitap, bir sarı kandil, neme canım dediğim sevgilim.
şu dağlardan aşalım. Gel gel ağlaşalım karşı karşıya. Karşı karşıya. Karşı karşıya. Fırat nasıl bizi buluşturdu görüyorsun değil mi? Ya Fırat her zaman buluşturuyor evet, zaten. Evet. Yalnız ben sizden bir şey öğrenmek istiyorum. Biraz önce çalmış olduğunuz o efendim bir eser çaldınız. Neydi o? Hicaz Uzal Makam'daki. Uzal Makam. Yakut Mine Zümrüt evet, evet. Bana Birdir Kayalarla. Bizi bilgilendirir misiniz o konuda? Bu ben eser ilk defa malum, duyduğumuz bir eser. Merhum hocamız Cinüçen Tanrı Koru'na ait bestesi. Allah rahmet eylesin. Şiir de veya güfte de yine bir o kadar kıymetli Cumhuriyet dönemi hanım şairlerimizden Şüküfe Nihal'in. Yani ancak bu kadar güzel dile gelebilir herhalde. Eyvallah, eyvallah yani, çok güzel. Yani bizim hani tevhid, birlik ve teslimiyet ruhunun evet. Bu anlamda madde olarak karşılığının neye gelmediğini anlatan. Evet. Yakut, mine, zümrüt hepsinin değerlerini. Evet, evet. Yani bir köhne kitap, bir sarı kandil neye yetmez diyor. Eyvallah. Bizde de buna benzer içinde. Böyle evet. Varyant eserler de var evet. Anadolu'nun birçok yerinde ama Allah rahmet eylesin. Hoca çok üstün bir zevke sahip. Evet. Çinüçen Hoca. Allah rahmet eylesin. Zat-ı halinizin neyzen olması sebebiyle 10 parmağınızda 10 marifet var maşallah. 10 parmak var da 10 marifet yok tabii. Var, mütevazi davranıyorsunuz. Ama neyzen olmak da çok önemli bir meziyettir. Tabii o geleneğin önemli evet. Bir kısmı tabii. Hem musikide hem de tasavvufi yönüyle. Eyvallah. Mesnevideki. Evet. Ama işte inşa etmek bakımından ney insanı olgunlaştırır. Diri tutar. Sizde maşallahınız var. Estağfurullah. Hem ney hem tambur birlikte. Öyle. Şimdi tabii bizim aileden, babadan ney öncelikle asli saz olarak. Diğer kardeşlerimde de öyle başlamıştı. Evet. Ama tabii şunu söylemem lazım ki. Ne kadar erken yaşta başlanırsa, yani kabiliyet olmakla birlikte, evet. Ancak o zaman o melekeler ve refleksler yerli yerine. Ben çok sefer aynı soruyla karşılaştım hayatım boyunca. Ney değişik bir teknikte saz üflemeli, tabii. Diğeri mızraplı nasıl oluyor da evet. İkisi bir araya geliyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki belirli yaştan sonra başlamış olsaydım,
Evet. Hem ciğer kapasitesi açısından hem teknik açıdan mümkün olmazdı diye düşünüyorum. Yani kabiliyete rağmen. Dolayısıyla bir sonuç daha çıkıyor ki eğer kabiliyeti varsa çocuklarımızı, çok efradımızı en erken yaşta başlatmakta hiçbir mahsur yok. Yani hekim olarak da söyleyebilirim. Eyvallah, çok güzel. Bak bir ayrıntıyı daha unutmuştuk, onu da siz söylediniz. Evet, Allah ömrünüzü uzun etsin. Amin. Evet. Estağfurullah. Bizleri şad ettiniz. Zevkinizi paylaştınız, vaktinizi paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Eksik olmayın. Güzel, evet. Biz teşekkür ederiz. Sizinle her zaman, her yerde beraber olmayı ümit ediyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Arkadaşlarım adına da çok teşekkür ediyorum. Hepsinin evet. Eline, yüreğine, evet, gönlüne sağlık. Hep evet. Birlikte oluyoruz zaten. Eyvallah. Onlar bizim. Evet. Hep birlikte. Tabii. Ne güzel. Hepimiz biriz, evet. Yazılmaz ben.
nişanlandı. Elifim noktalandı. Az derdim çok çok. Yetiş babamana, ahçeysin bohçalandı. Yetiş ana, yetiş ana.